Nisa suresinin 145. ayetinde şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın. Ayetine göre münafıklar en kötü kafirden, örneğin Firavun'dan daha aşağı seviyede mi, daha fazla azap mı görecek? Şimdi münafık tabii ateşin en altında olduğunu söylüyor da Firavun'la kıyasladığı yok. Yani şimdi Firavun'un durumu ayrı bir konu ama burada diyor ki Allahü Teala innel münafıkîne fid derkil esfeli minennâr. Yani orada sadece münafıklar vardır demiyor. Münafıklar ateşin en alt tabakasında. Orada sadece onlar olacak dese bunu böyle kabul edebiliriz. وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا Onlara bir yardımcı da bulamayacaksın. Münafık dıştan bakıyorsun, dört dörtlük Müslüman gözüküyor. Hatta biliyorsunuz şeyde, Münafıkun suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayran kaldığı kişiler olduğu da ifade ediliyor. Yani çünkü görüntüleri çok güzel. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayran bırakıyorlar. Çünkü içinde ne olduğunu Allah'tan başkası bilmez ki. Siz dışına bakarsınız. Konuşurken gayet iyi konuşuyorlar. Yürürken tavırları, şeyleri gayet güzel. Ama arkasından diyor ki humul adu, asıl düşman onlardır. Bir de şu söz vardır biliyorsunuz. Dime düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil budur, sureti haktan gere. Elinde silahı olan düşman, düşman değildir. Niye? Tedbirini alırsın onun karşısında. Ama adam gelir senin şey yapar, koluna girer, dost olarak dolaşır, beraber yürürsünüz, beraber oturursunuz. Öyle bir anda sizi vurur ki vurduktan sonra da siz onu yardıma çağırırsınız. Ondan sonra da sizin yardımcınız pozisyonunda gözükür. Hatta sizin akrabalarınızdan da teşekkür alır. Yani münafık böyle birisi. Tabii ki en büyük cezayı o hak edecek.